Adaylığını açıkladı. Karşısında kim olsa desteklersiniz? Valla hangi iyiyse onu destekler. Şu ana kadar da kan veriyordu. Şimdi verecek misiniz tekrar? Valla öyle gidersek yok. Her şey pahalanmış ki bir şey demiyor. Her şey markete gidiyor pahalı, ona gidiyor pahalı. Gıda derse pahalı, elbise, ayakkabı ne derse hep pahalı. Ha geçinmek zor olmuş yani. Buna dur demedikçe kimse artık desteklemez yani. Bizim zorluğu yaşıyoruz. Ben 6 çocuk var. Zor. Cezam olmuş yani. Ne? Bir yoğurt 6-7 liraydı binde. Şimdi 40 lira olmuş. 42 lira. Bir salam alıyordum. 6-7 lira 32 liraymış. Ekmek 4 lira olmuş. Nasıl düzelecek peki? Güzel değil ya. İyi birisi gelirse ancak düzelir. Ya bence Mansur Yavaş. Bana göre. Yani Türkiye'nin durumunu şöyle değerlendiriyorum. Bu saatten sonra bu ülkenin düzelecek hali yok. Hani kim gelirse gelsin düzeltemez bu ülkeyi bu saatten sonra. Nasıl böyle oldu? Yani şimdi onlara sorsanız enflasyon falan filan diyecekler ama bunların hepsinin tamamen sebepleri de kendileri. Hani bana kalırsa. Korkuyoruz yani bir daha kazanacaklar bu seçimde diye açıkçası. Yani ülkenin durumu bu halde yani. Bir daha kazandıkları zaman daha kötüye gideceğiz. Bu sefer hani hiçbir şeyimiz kalmayacak. Hani zor yaşıyoruz zaten, o zaman hiç yaşayamayacağız. Allah hiçbirine doy vermeyi düşünmüyorum. Erdoğan'ın karşısına kimseyi koymam. Kılıçdaroğlu olmasa çok daha tatlı olur. Kim olsun muhalefette? Hangi parti? İşte siz hangisini istersiniz? Hangisini tercih edersiniz? Hangisi ülkeyi daha iyi bir hale getirirsiniz? Yani İYİ Parti ya da CHP ama CHP bence Kılıçdaroğlu adaylığını koyarsa bitti yani. Kılıçdaroğlu olacaktır. Peki sizce kazanır mı seçimi? Kazanacak tabi. Kazanması için zaten Erdoğan da yardım ediyor ona. Şu andaki piyasaların ekonomik durumun bozulmasını, yani kötü bir ekonomi bırakıp seçimi kazanmak isteyen böyle bir durum yaratmaması gerekiyordu. İmamoğlu. Ya diğerini bir 13-14 sene denedik. Bir de başkasına şans vermek lazım diye düşünüyorum. Bizim köyümüzde bir laf vardır. Kapı gitmiş. Şakşakını arıyorsunuz diye. Ülke şu an o durumda. Dış güçler falan diye bir şey yok. Herkes fırsattan istifade ediyor. Motorun fiyatlarına, benzin fiyatlarına zam geldikçe içtiğimiz suya da zam geliyor doğal olarak. Nakliyedir, satıştır, odur budur. Ama hani her yerde dünyada kriz var okey ama bizdeki kriz 3 katı. Dünyanın en pahalı mazotunu, benzinini kullanıyoruz. İmamoğlu gelirse düzelecek mi? Ya dediğim gibi şimdikini çok denedik. Bir de başkalarına şans vermek lazım diye düşünüyorum. Deneriz, neden olmasın? Ben Erdoğan desteklerim. Karşısında kim olsun peki? Karşısında hiç kimse olmasın. Yalnız o. Biri olacak ya muhalefetten. Seçim olacak. Onun karşısında kimse olamaz ki zaten. Neden böyle düşünüyorsun? Çünkü adam dört dörtlük ne köprüler yaptı, onu bunu yap. Peki geçinemeyen de çok insan. Efendim? Geçinemeyen çok insan var. Onlar da bu durumda. Ya bizim milletimiz tembel. Çalışmıyor. Oturduğu yerde kazanmak istiyor. Ya kaybeden para kadar öyle bir şey olmaz. Benzin şu an kaç para? Benzin bu 28 lira. Ucuz mu? Ucuz tabi. Geçen sene daha ucuzdu ama her şey aldı başına gidiyor yok. Ne yapalım? Neden öyle? Çünkü petrol bizde yok ki. Şeyde dışarıdan geliyor. Neden? Alış. Bir sene sonra açacağız. Neden öyle? Çünkü imza atmış İnönü. Zamanında 100 seneye imza atmış. Açamıyoruz. Bak bizde her şey var ama açamıyoruz. Yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? İmza atmayacak çünkü açamazsın diye. Biz 100 seneli imza atılmış. Her bulduk, her yerde var, petrolümüz var, benzinimiz de var ama 2023'te açılacak ve her şey çok güzel olacak. Bir sene daha dayanalım ve bir sene sonra var ya, Tayyip her şey var ya. Çok güzel değil mi zaten? Nasıl efendim? Her şey çok güzel değil mi zaten sizin için? Şimdi hiç güzel değil. Neden? Şimdi neden güzel değil? Çünkü millet Allah'ın emrini bilen yok. Bak depolarda saklıyorlar domatesi, salatalı, çürütüyorlar, neymiş ucuzasın diyor. Öyle şey mi olur ya? Ya Cenab-ı Allah verdi bunu. Sen versene, satsana bunu. Ya 10 lira satacaksın, 5'e sat. Sürümden kazan. Çürüttün ne oldu? Bir de nabaldasın, nabalda. Günah, o bir dünyada onun hesabı var. Ya ne oluyor? İşte biz yapıyoruz hep. Cenab-ı Allah veriyor bize ama biz namkörüz. Biz orada burada depolara saklıyoruz malı, çürütüyoruz. Neymiş? Ucuzlamasın. Olur mu öyle şey ya? Ucuz olsun. Sen 10 liraya satacaksın, 5'e sat. Sürümden kazan. Şimdi pahalı mı? Pahalı tabii. Niyet pahalı. Depolarda saklıyorlar. Anlatsa aman ucuzlamasın diye.
15 lira, 20 lira, 30 lira domates satıyorlar. Olacak iş mi ya? Ama şimdi her şey çok güzel, ekonomi çok güzel. Ne güzel ya. Bunlar yapıyor işte. Biz yapıyoruz bunu. Dünya güzel. Cenab-ı Allah veriyor bize ama biz kıymetini bilmiyoruz. Biz namkörüz, namkör. Biz var ya, biz adam olmayız. Bak başımıza her şey geliyor. Gelecek. Daha kötü şeyler göreceğiz. Çünkü Allah'ın emrini bilmiyoruz. Haramzık şeyini bilmiyoruz. Ne ama lop lop lop. Lop lop ama o bir tarafta da lop lop görecek bu millet. İşte bundan böyle bu çekiyoruz işte. Yoksa dünya güzel, çok güzel ama insanlar yaramaz. İnsanlarda şey yok. Allah korkusu yok. Adam bugün ne kazanayım tamam diyor. Ot gelmiş, ot gidiyor. İnsanların geçim derdi yok mu sizin? Var ama biz yapıyoruz bunu. İnsanların geçim derdini biz sıkıntıya sokuyoruz. Neden? İşsizlik yok mu Türkiye'de? Hiç sıkıntı yok. Allah'ın emrini bilen adam var ya, hiç sıkıntı çekmez. Sıkıntı çeken kim biliyor musun? Fetbaz adamlar. Fetbaz adam sıkıntı çekiyor. Şimdi rahat geziyoruz, ne güzel. Ama bunlar ne? Odun ya. Bak elini sancıya gidiyor. Hadi be. Zahmet olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Konuşmak isteyen var mı? Ne hakkında? Zoruna ne gidiyor hakkında? Değil mi? Ne hakkında? Ülkenin hala hakkında. Evet. Bence ülkenin hakkında şu an düşünemiyoruz. Çünkü herkes de birisinde para var, birisinde para yok. Birisi herkes diyor, de para var hemşire. Aynen. Herkes de para var ama kullanmayı çok bilmiyorlar. Herkes birisinde de para var. Parası olmayan, ama parası var da olmayan. Bizde kanaat yok. Aynen. Herkes de para var, kanaat yok. Biz istiyoruz ki aman 500 mi var? Aynen. 1000 olsun. Ama 1000 mi var? 2000 olsun. Kanaat etmiyoruz, şükretmiyoruz. Aynen. Biz şükretmedikçe Cenab-ı Allah vermez. Ama bu millet anlamaz ki. Bu millet odun gibi millet. Ne olur. Evet. İşlenen bu konu benim gördüğüm kadarıyla sosyolojik olarak bakıyorum. Bakın politik olarak değil. Bu mutasip yaşam tarzıyla liberal yaşam tarzı birbirlerine tahammül edemeyen birbirlerine alışmaya başlamışlar. Bir arada bir yumuşama olmuş. Bu açıdan bakarsam olumlu. Ekonomik açıdan. Ekonomik açıdan Türkiye'nin durumu bugün çok kritik. Yani genel olarak benim öngördüğüm kadarıyla gelecek kış dünya çapında çok büyük, derin bir kriz olacak. Ukrayna savaşı, şeyin faturaları, pandeminin faturaları ve şu anda Türkiye'de gözükmüyor ama dünya çapında özellikle Avrupa'da büyük bir kuraklık var. Gıda, tarım ürünlerinin, tahıllarının fiyatları, enerji fiyatlarının artması karşısında muazzam bir kriz yaşanacaktır. Asya'da, Hindistan'da, Güney Amerika'da da bu kriz tabii Türkiye'yi de vuracak. Mevcut enflasyon, mevcut Türk parasının değer kaybetmesi çok büyük boyutlara ulaşabilir. Türkiye tehlikeli bir virajda ekonomik olarak bakarsak evet.